Herkese merhabalar. Bugün yanımızda Çirkin Kral var. Cybertruck. Bu araca işte şeklinden dolayı Çirkin Kral diyorum ben. Bazıları çok seviyor, bazıları nefret ediyor. Değişik bir teknoloji sonuçta. Her şeyle farklı bir segmentte, teknolojisiyle. Bunu biliyorsunuz, bazıları bot olarak kullanıyor. Videosu var. Tabii doğru değil. Öyle bir özelliği yok ancak. Çok dayanıklı olması, paslanmaz çelikten yapılmış olması. Bu aracı rakunlar çöp sanıyor. Yatağını zorlayıp açmaya çalışıyorlar şu şekilde. Öyle bir araç bu. Araç şu anda Amerika'da sınıfında, kamyonet sınıfı diyelim. Tabii büyük kamyonet, yani Türkiye'dekinden daha büyük kamyonetler biliyorsunuz Amerika'da. Üçüncü sıraya gelmiş durumda. Bunda şeyin de etkisi var, üretimin hızlanmasının etkisi var. O kadar çok satıyor ki şu anda Amerika'da 3. sıraya yerleşti. Elektrikli araçlar için en çok satan 3. araba. Model Y1. Model 2. ve Cybertruck 3. Konuma yükseldi. Mach-E'yi geçti. Sınıfında olan Ford 150 var. Türkiye'de geçenlerde satılmaya başladı. O yaklaşık 7000 satıyor. Bu şu ana kadar satışı 17000'e ulaştı. Yani inanılmaz bir ivmelenme var. Bakalım devam ettirebilecek mi onu? Arabaya yaklaşıyoruz. Klasik. Kapıyı açtık. Anahtar ihtiyacımız var. Yok, sadece telefon yeterli. Kapılar buradan açılıyor. Şunu koyalım. Görün. Telefonun yanımızda olması yeterli. Başka hiçbir şeye gerek yok. Gördüğünüz gibi arabada hacim sorunumuz yok. Diz mesafesine baktığımızda yeterli. Arkada Model 3 ve Model S'te olduğu gibi arka ekran da mevcut. Kapılar bu şekilde. Şurada delik gibi bir yer var. Yani çok az bir açılmayan açık alıyor. Bu arabaya giriş çıkışları kolaylaştırıyor doğal olarak. Bu şekilde. Altı boş. Altında istediğiniz gibi şeyler koyabilirsiniz. Zaten şaft olmadığı için orası da düz. Her Tesla'da, elektrikli araçlarda olduğu gibi. Şu bir de şunu açtıktan sonra yani şuraya yatabilirsiniz. Çok rahat. Şurası kablosuz. Sesini kısalım. Aynı. Yani direksiyon gördüğünüz gibi yoktakinden farklı biraz. Şurada ekstradan bir tutma yeri var. Bu daha efektif, etkili bir şey olmuş. Ekran bu. Yani bildiğiniz Tesla'dan çok farklı değil. Arabayı şöyle çevirebiliyorsunuz. Şunu açtığınız zaman yani şu gördüğünüz gibi arkayı şimdi açacak. Dokunabilirsem. Hop, arkayı açtı. Açtığı şeyi ben de ilk defa kullanıyorum tabii. Ha, elle kapatmanız gerekecek. Hop, çimlerin arasında kaldık. Buradan da şey açabiliyoruz bu şekilde. Hacim devasa. Bunu açık bıraktığınızda şarj kapasitesinden çok fazla yiyor. O yüzden tavsiye edilmiyor. Buradan kapatıyorsunuz. Gördüğünüz gibi geliyor. Hacim oldukça büyük. Buradan tekrar bunu da açabiliyorsunuz. Tekrar açmaya gerek yok. Üstüne çıkabilirsiniz. Tekrar arabaya geçelim. Gördüğünüz gibi kapı açtığınızda bir de frank açalım size. Frank bu şekilde açıldı. Yeah.
Buradan da kapatabilirsiniz. Ama elinizi koymamaya dikkat edin. Çünkü şunlar oldukça kesici. Bir de şunu çalıştıracağım. Ekstradan sileceğimizi. Tabii bulabilirsek. Turn off wiper blade. Silecekleri çalıştırmak için konuşarak yapıyorsunuz. Bir tuş bulamadım. Yani tek şey konuşarak on, yani on ya da off açıp kapatabiliyorsunuz. Değişik. Bu araçta otopilot da var bu arada. FSD yani. Bir de bu araçta şey özelliği var. Offroad. Offroad'la şeyi suspansiyonu yükseltip alçaltabiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Şu kadar şu anda. Minimum 4 parmak gibi düşünün. En yükseğe alacağım şimdi. Bakın yerden yüksekliği 4 parmak nerede? 8-10 parmak oldu yaklaşık. Yani 25-30 santim en yüksekte bu hale geliyor. Oldukça off-road olarak, off-road için iyi. Biz bunu yine medium'a eski haline getirelim. Glow box yani şey, torpido aşağıya doğru değil, yana doğru açılıyor. Tamam, kapatabiliyorsunuz, açabiliyorsunuz da sadece açma değil. Bir de burada ekstradan perde almış arkadaş aksesuar olarak. Çünkü Kaliforniya'da bu sıcak. Normalde burası açık olmalı. Bu şöyle bir şey, bu aksesuar bu. Şey burada, blinkerlar. Burada başka bir şey yok. Aynamızla şık. Magnet gibi. Nasıl çalıştırdık? Sadece telefon yanımızda. Telefonla girdik. Pardon, telefonla girdikten sonra vitesi atacağız. Okay. Yani burada gördüğünüz gibi ekrandan yapıyorsunuz. Bu standart bir özellik. Yani direksiyonu kullanmak, araba çok hassas direksiyon. Yani benim küçük arabalardan bile daha hassas bir, güneşten kaçalım. Daha hassas bir direksiyon tepkisi var. Yani ve amortisör hissediyorsunuz arabada. İlk izlenim bu. Sola sağa dönüşleri de heptik dediğimiz. Şuradan dokunduğunuzda gayet rahat. Yani Tesla Model 3 ve Model Y sürüşüne göre nasıl derseniz, yani bana çok şey gelmedi, farklı gelmedi. Çok dinamik bir araç. Ama şu önünde herhalde bir çocuk yatar yani, şu arada gelen mesafede. Yani o kadar geniş. Böyle. Yani araba çok dinamik bir araç. Ancak yine de bir ağırlığını hissediyorsunuz. Yani bir Model 3 ya da Model Y sürer gibi hissetmiyorsunuz. Yani araba çok seri. 0-100 km hızlanması 3 saniye. Porsche bile çeken bir araç. Görmüşsünüzdür o videoyu, Porsche çekerken. Ama yani bir ağırlık hissi açıkçası var. Yani bunu söylemem gerekir.
Bu arada şurası arabanın arka kamerası. Yani çok bence çok başarılı. Zaten arkayı görme imkanınız yok. Buradan arkayı görüyoruz. Peki. Araçta FSD'yi denemek istemedim. Çünkü bazı şikayetler var şu anda. Araba da yeni. O yüzden onu göstermeyeceğim. Arabanın menzili 540 km. Yani 540 km böyle bir araç için extender dedikleri bir ekstra pil alıp aracı şey yapabiliyorsunuz. Daha fazla menzil sağlayabiliyorsunuz. Yani dönüş açısını özellikle ben merak ettim. Böyle bir devasa arabanın nasıl diye. Yani küçük araba gibi dönüyor desem abartmış olmam. Yani araç küçük araç gibi dönüyor. Yani şu direksiyon hareketleri yani çok gerçekten esnek. Bir de araçlar bu arabayı duruyor arkadaşlar. Yani araba heybetli. Yani ses geliyor mu bilmiyorum da arabada daha güçlü bir şey sesi var. Elektrikli araç sesi var şeye göre, modelyeye göre. Araba büyük. Yani bir kamyon sürüyormuş gibi hissi var açıkçası. Yani böyle çok da böyle hani modelye sürüyormuş gibi denen yorumlar var. Buna katılmıyorum ben. Yani araba görüş açısıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok bu arada. Yani şu yanlardan araba çok ferah dışarısını görebilecek şekilde aynalar olsun, şu yandaki ekstra cam. Yani aracın visibility'si yani görüş açısıyla ilgili hiçbir sıkıntı yok bence. Gayet verimli. Ama amortisörler yumuşak. Yani biraz fazla sallanıyor. Belki şu şeyi değiştirmeliydim. Yani araç yüksekliğini şurada değiştirmeliydim. Daha sert yapabilirim. O ayarlarla oynayabilirim. Ama onun dışında yani nasıl desem bu kadar büyük bir araca ihtiyacınız var mı yok mu onun kararını siz verin. Güzel araç ihtiyacınız varsa diyelim. Ben Ford 150 biraz daha benim hoşuma gitti açıkçası. Elektrik olan diyorum. Lightning. Türkiye'de Togg'a el sallıyorlardı ya. Burada da buranın Togg'u bu gibi oldu. İnsanlar duruyor, bakıyor. Arabayı binerken memnun musun diye soranlar oluyor. Yani böyle bayağı bir hayranları var. Arabayı sürerken biraz garip hissediyorsunuz. Amerika'da çünkü araba çok. İnsanlar genelde arabaya böyle pozitif bir tepki göstermez yani. Çok ekstrem bir araba olmadığı sürece bu arabaya var bir ilgi. Şu anda Google kampüsündeyim. Silikon Vadisi'nde Sunnyvale. Orada bile araca bakılıyor. Fiyatı şu an 95 bin dolar. Vergisiyle 105 bin dolara geliyor. Extender denen bir ekstra pil de alabiliyorsunuz. O pili de katarsanız yaklaşık 700 kilometrelere geliyor. Gördüğünüz gibi bu kamera burada sabit. Bu arada çildeymiş benim şeyim. Bunu değiştirebilirsiniz Dynamics'ten. Hem normal Tesla gibi işte hızlanmayı daha hızlı yapabilirsiniz. Yani Tesla kullanan için hiçbir yabancılık çekmeyeceğiniz bir ekranı var. Arabaları görüyorsunuz arkamızdan geliyor gidiyor. Dediğim gibi alır mısınız? İhtiyacınız varsa ama şu anda geri geri nasıl park edeceğimden hiçbir fikrim yok. Geri geri park edeceğim. Yani direksiyonla bu ses farklı bir ses. Tek böyle garip gelen şey o oldu açıkçası. Onun dışında rahatsız eden bir şey olmadı. Ha, bir de bir tümsek üzerinden atladığımda ses fazla.
Bu ayarlarla ilgili olur. Yani bir modelliyedeki gibi değil. Beni topa tutacaklardır. Öyle bir arabaya biniyorsun. Eleştirdiğin şeye bak diyebilirler ama direksiyon gayet hiçbir sıkıntısız sürersiniz bu aracı. İvmelenme dediğim gibi gayet iyi. Bir de elektrik sesi normalden biraz daha fazla. Diğer Tesla'larda böyle bir elektrik sesi yok. Bu elektrik motorundan mı geliyor? Kameradan ne kadar geliyor bilmiyorum ama dışarıdan neredeyse hiç ses gelmiyor. Yani yalıtımı çok iyi arabanın. Şimdi geriye aldığınızda ekran buna dönüyor. Aynalar ayarlanıyor. Yani şu açı çok iyi. Çok fazla bir görüş açısı var. Çok net. Sağ sol kameralarla birlikte. Bir de arabanın tabii şöyle bir imajı var. Sensörlerden gelen. Yani şu ileri geri. Bu basit zaten. Ekstra bir park düğmesi bir şey yok. FSD için Tesla'nın diğer araçlarında olduğundan farklı bir durum söz konusu değil. Frank'ı açtık zaten. Kapağını da açtık. Sinyalleri yaktığınızda sol tarafı böyle gösteriyor. Arabaya büyük yer lazım. Öyle küçük yerle şey yapamazsınız yani. Şimdi şuraya park edeceğim. Allah'tan büyük. Yani tam sakat park yeri. Şimdi geriye alalım. Gördüğünüz gibi hassas. Yani umduğumdan daha kolay. Yani büyük ama sürmesiyle ilgili bir sıkıntı yaşamayacağınız bir araba. Çimenler gördüğünüz gibi çok net. Yani acayip net görünüyor. Sonra buradan parka alıyoruz. Ya da hop. Parka aldın ve biraz basılı tutmanız gerekiyor. Arabayı tekrar şey yapabiliyorsunuz, böyle görebiliyorsunuz. Navigasyon falan her şeyle aynı. Hiç bunları anlatmıyorum zaten. Ama araba direksiyon çevirin, araba durduğu yerde sallanıyor yani. Acayip güçlü. Yani dediğim gibi araba işte 100 bin dolara yakın fiyat. Çok teknolojik işte elektrik sistemi olsun, her şeyle meydan okuma, direksiyonu, tepkisi, her şeyle güzel bir araç. Ben alır mıyım? Yani benim böyle bir arabaya ihtiyacım yok. Olsa bunu mu alırım? Yani Ford'un elektriklisi de iyi. Yani Ford F-150'nin karşısına Ford Lightning. O da çok iyi bir araç. Hatta o daha konforlu geldi bana. Garip gelebilir ama bu araç daha bir şey tabii ki. Yani teknolojiyi kuran, teknolojiyi anlatan bu 48 volt elektrik sistemi işte az kablo kullanmasından tutun da ağırlığını düşürüyor işte. Aracı teslim ettik. Sonuçta Cybertruck işte kullanılan kaporta malzemesinden yani çeliğinden elektrik sistemlerine işte kullanılan kameralar teknoloji olarak rakiplerin yıllarca önünde sınıfında örnek bir araç. Sadece direksiyonu tamamen bir video yapılabilir yani o kadar işte fiziksel bağlantı kullanmaması tamamen sensörler aracılığıyla yönetilmesi ve elektrik motor hesaplamalarıyla yönetilen bir direksiyon yani baştan sona teknoloji harikası bir araç. Özellikle bu direksiyonu gerçekten ilginç. Neyse yani benim biliyorsunuz daha önce Ford Lightning'i de çekmiştim. O daha konforlu buna göre. Belki süspansiyon ayarları olabilir. İşte araçta kullanılan malzeme kalitesinden olabilir. Ancak
Bence buna en yakın kamyonet Rivian'ın kamyoneti. Teknoloji anlamında. Bu Cybertruck'taki sürüş ise yani Model Y ya da Model 3'ün performans modelleri var. Onları sürüyormuşçasına dinamik, işte direksiyon tepkisi, işte dönüş yarıçapı gayet iyi, sorunsuz. Bu araçla ilgili bir şey belirtmek lazım. Bu araç Avrupa'da ya da Türkiye yönetmeliklerine uygun olmadığından satılamıyor. Sebebi işte yaya güvenliği kurallarına uymuyor. İşte ağırlığı standart ehliyet için fazla ağır. Yani ticari kamyon ehliyeti gerektiriyor. Bir de homologation denen bir sertifikasyon var Avrupa'da. Bunu tamamlamamış durumda. O yüzden Türkiye ve Avrupa'da satılamayan bir araç. Bunu da belirteyim. Sonuçta hani şunu sorar insan, ben bu aracı alır mıyım? Tabii para sorunu olmazsa diye bir parantez içine belirteyim. En ucuz modelleri 100 bin dolar civarında. Tabii onunla da bitmiyor olay. Bu aracın sigortalama maliyeti de normal araçlara göre çok fazla. Hatta Amerika'da Geico diye bir sigorta firması var. Bunlar bu aracı sigortalamıyor bile. Çünkü maliyeti onlar için mantıksız halde şu anda. Diyeceğim, alır mıydım? Yani para sorunu değilse tabii ki alırım. Çünkü teknolojiyi görmek istiyorsanız bu tür araçları kullanıp tanımak önemli. Ancak ben aynı soruyu size sormak isterim. Yani para sorunu olmasa bu aracı alır mısınız? Yoksa benzer işleri yapan elektrikli ya da elektriksiz araca mı yönelirsiniz? Teşekkür ediyorum. İyi günler.